Çağan Irmak'ın Sevda Mecburi İstikamet filminde başrol oynayan Selin Şekerci, geçen cumartesi çok duygusal bir gün yaşadı. Şekerci, filmde hayat verdiği Suna karakteriyle aynı kaderi yaşayan otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve onların aileleriyle bir araya geldi. Çok duygulanan Selin Şekerci gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'le başrol oynadığı filmin galasında da ağlamıştı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sürekli ağlıyorum. Evet, baş ağrıyor. Yeni başlıyoruz. Tekrar rica edebilir miyiz? Sevgili umarım emeğinize sağlık. Öyle üç günde baba olunmuyor. Siz nerelerdeydiniz yıllardır? Ben onun hep babasıydım. Onu görmesem bile onunla hep beraberdim. Selin Şekerci filmden bahsederken bile çok duygulandığını söyledi. Bir şey söyleyemiyorum artık. Her şeyde ağlıyorum ben. Sadece ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Ya mutluyum ya. Şu an bugün yapılan buluşma da niye bu filmi yaptığımı bana bir kez daha anlattı. Şekerci, Suna rolüne hazırlanırken Çağan Irmak'a filmi yazması için ön ayak olan avukat Sedef Erken'le şarkıcı Ogün Sanlısoy'un oğlu Ozan Sanlısoy'dan destek aldığını belirtti. Tabii ki bir şeyler okudum, izledim vesaire vesaire. Onları zaten her rolü hazırlanırken yapıyoruz ama benim en büyük destekçim ve bütün doneleri aldığım Ozan var, Sedef Hanım'la beraber, Sedef Hanım'ın oğlu. Onlar her gün yanımdalardı, her gün settelerdi. Filme başlayana kadar hep Ozan'ı gözlemledim. Mesela aksesuarım kamera filmde. Onu ilk Ozan'ın eline verdim. Ozan, bunu sen nasıl tutarsın görmek istiyorum diye. Ozan nasıl tutuyorsa öyle tuttum mesela. Suna bakamadığı dünyaya kameranın arkasından bakmayı tercih ediyor. Selin Şekerci film sürecini Ozan Sanlısoy'dan neler öğrendiğini de anlattı. Ondan ben dürüstlüğü birazcık öğrendim. Çünkü onlar kadar dürüst olmamız çok mümkün değil. Biz bir şekilde şimdi bile idare etmeye yönelik yapıyoruz ya her şey hayatımızda. Özellikle kendi mesleğimle ilgili söylüyorum. Onun o düzlüğü, onun o filtresizliği hayatımda en gıpta ettiğim şeydi mesela Ozan'la beraberken. Ünlü oyuncu düzenli olarak her hafta terapiye gittiğini açıkladı. Bir psikolojik destek falan aldınız mı bundan sonra? Almadım. Ben zaten düzenli alıyorum psikolojik destek. Her hafta düzenli terapilerim de var. Evet evet, gidiyorum. Bunun sebebi nedir? Psikiyatrik destek. Evet, çünkü böyle... Dert geçmek için bir arkadaş mı alıyorsun? Yok, hayır ya. O... Onunla alakalı değil. Yaptığım meslek zaten bence gerektiriyor. Yani bizim yaptığımız meslekte psikolojik destek almadan yolda yürümek biraz zor. Bir sürü etken var. Başka başka karakterler oynuyorsun, başka başka duygulara girip çıkıyorsun. Sağlıklı kalabilmek çok zor. Normal birinin aldığı tepkinin bin katı tepki alıyorsun. Onunla baş edebilmen lazım, iyisiyle de kötüsüyle de. Selin Şekerci, ünlü biri olmanın zorluklarına da değindi. Sokakta yürürken yaptığın her şeye dikkat etmek zorundasın. Birazcık da özgürlüğün elinden alınıyor ya, çünkü maalesef bize yüklenen örnek olmak zorundasın gibi bir misyonumuz var. Dolayısıyla da bu baskılar bizde zorluklar yaratıyor. Göz önünde olmak başlı başına zor bir şey zaten. Falan filan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.